Sadece Millet İttifakı değil, onu da unutmayın. Burada HDP'nin de ciddi miktarda oya katkısı var. Muhtemelen hayır oyuna da katkısı vardı. Daha önceki İstanbul'da çıkan 2017'de. Dolayısıyla o blok yine mevcut halini koruyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla sadece Millet İttifakı değil kazanan. Burada aynı zamanda Millet İttifakı'nın temel savı birleştiricilik, bütünleştiricilik, dışlanmayacak bir şekilde yaklaşmak, insanları kucaklamak, bir miktar böyle bir bütünleştirici, paylaştırıcı bir yaklaşım içerisinde bulunmak, aynı zamanda demokrasiye dönmek. Yine anımsayacaksınız MHP'nin önde gelenleri bir 2-3 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye demokrasi getirecek, eyvahlar olsun falan diye bir çıkışta bulunmuşlardı. Yani burada öyle bir şey gözüküyor. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın daha çok böyle buyurgan, dışlayıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, itibarsızlaştırıcı bir yaklaşım içinde olduğu, kendisine karşı olanları veya kendisine muhalif olanları böyle bir üslup içerisinde yaklaştığını biliyoruz. Bu üslup kaybetmiş gibi gözüküyor. Aynı zamanda bu yine çeşitli ayrımlara bakarsanız daha çok genç nüfus, yani özellikle 25 yaş altı veya 30 yaş altı nüfus arasında bu tür bir söylemin iyi bir sonuç vermediği gözüküyor. Onlar daha serbestliği taraflısı, daha özgürlük taraflısı bir havadalar. Gençleri kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Ve dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin desteği daha çok orta yaş grubundan geliyormuş gibi gözüküyor. Şimdi burada tabii dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de AKP ve MHP'nin kullanmış olduğu gerçek ötesi söylem. Yani mesela bir çaldılar savı ortaya koydular. Yani çalınmış bir şeyin olmadığı bir kez daha ispatlandı. Bu çaldılar argümanını kimse kabul etmedi. Nitekim hukuki kararlarda, YSK'nın verdiği kararlarda bunun kavramın geçmemiş olması, sonra bir daha çark etmelerine neden oldu. İşte biz hukuken değil de siyaseten çaldılar demek istiyoruz dedi. Siyaseten çaldılar ne demek? Evet. Onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bir haksızlık edildiğini iddia eden bir kişilik olarak İmamoğlu ortaya çıktı. Kendisinin bu şartlarda mağdur ve mazlum vaziyette olduğunu ifade etmeye başladı ki bu büyük ölçüde kabul görmüşe benziyor.